Her ne kadar kumsalda güzel bir tatil yapıyorum demek istesem de diyemiyorum. Çünkü şu an Boston'da, MIT'deyim. Peki sizce bu minik kutu nasıl oluyor da beni kilometrelerce öteye götürebiliyor? Sanal gerçekliği nasıl yaratıyor? Kutuyu açarsanız aslında her şey çok basit. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir kısım, bir de plastik lensleri olan ve dürbüne benzeyen bir yer var. Telefonumdaki bir videodaymışım gibi hissetmemi sağlayan kısım burası. Evet, üç boyutlu görüntüyü yaratan yer burası. Aslına bakarsanız üç boyutlu görüntü de çok basit. Aralarında yaklaşık olarak 7 cm olan iki gözümüz var. Aralarındaki bu mesafe yüzünden gözlerimizin gördükleri de aslında birbirinden biraz farklı. Beynimiz bu iki farklı görüntüyü birleştirip bir derinlik hissi yaratıyor. Baş parmağınızı bu şekilde tutup sol gözünüzü kapatın. Şimdi de sağ gözünüzü. Gözlerinizi kapatıp açtığınızda baş parmağınızın da yer değiştirdiğini fark ettiniz mi? Aynı şeyi parmağınızı biraz daha yakında tutarak yapmanızı istiyorum. Daha da fazla yer değiştirdi, gördünüz değil mi? Parmağınızın yer değiştirmesi onu tuttuğunuz mesafeye göre değişecektir. Beynimiz bir objenin sağ gözümüze ve sol gözümüze görünüşüne göre ne kadar uzakta olduğuna karar verir ve üç boyutlu görüntüyü yaratan da budur. Bu videoda ekranın tamamını kaplayan bir görüntü yerine iki gözümüz için de farklı görüntüler kullanıyoruz. Kartboard kutusu görseli gözlerimizden ideal uzaklığa koyarak iki gözümüzün de odaklanabilmesi için ikiye bölüyor. Bu tip stereoskopik görüntüler gözlerimizin doğal olarak yaptığı şeyi simüle edip derinlik duygusu oluşturarak beynimizin üç boyutlu bir görüntü gördüğünü düşünmesini sağlar. Bu arada videodaki cardboard üç boyutlu görüntüden fazlasını yapıyor. Kafanızı hareket ettirdiğinizde etrafınızı görebiliyorsunuz. Telefonun GPS gibi açı ve konum ölçen birkaç sensörü var. Ve siz kafanızı oynattığınızda kafanızın yeni konumuna göre ekrandaki görüntüleri değiştirerek sadece bir videoya baktığınızı değil, o videonun içinde yürüdüğünüzü hissetmenizi sağlıyor. Peki eğer sanal gerçeklik telefonumuzu minik bir kutunun içine koyarak kolayca elde edilebilen bir şeyse neden hepimiz sanal bir dünyada yaşamıyoruz? Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle gerçeklik gördüklerimizden daha fazlasıdır. Eğer gerçekten de bir kumsalda olduğumu hissetmek istiyorsam, başka öğelere de ihtiyacım var, öyle değil mi? Ayaklarımızla kumu hissetmemiz, denizin kokusu ve rüzgarın sesi. Elbette. Ve bunları sanal olarak oluşturmak, görüntüyü oluşturmaktan daha zordur. Dokunma bilimi gibi bilimler bize duyularımızla ilgili daha fazla bilgi vererek onları sanal gerçeklikte simüle edebilmemize yardımcı olacaklar. Tat, koku ve dokunma gibi diğer duyuları simüle edebildiğimizde de birçok insanın sanal gerçekliği deneyimlerken yaşadığı mide bulantısının da önüne geçebileceğiz. Buna ek olarak sadece görüntü bile olsa içinde kaybolabileceğimiz bir ortam yaratmak çok ama çok fazla çalışma gerektiriyor. Üç boyutlu bir görüntü elde edebilmek için bir sahneyi farklı iki açıdan çekmekten çok daha fazlası. Yürüyebileceğiniz ve olası tüm görüntüleri görebilmek için kafanızı hareket ettirebileceğiniz bir ortam yaratmak zorundasınız. Bunu elde edebilmek adına özel yazılım ve kameralar geliştiren birkaç şirket var. Ama bu deneyimi tasarlayabilmek gerçekten de çok pahalı ve zaman alan bir şey. Sanal gerçeklik geleceğin önemli trendlerinden olacak gibi görünüyor. Bazı şeyleri, örneğin karı, bence gerçek dünyada yaşamalı ve deneyimlemeliyiz. Simüle gerçeklikler yaratmanın etik ve moral yönünü ise daha yeni araştırmaya başladık. İşin güzel yanı ise içinde bulunduğumuz gerçeklik, mesela duyularımızın nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgi elde ettikçe sanal gerçekliği de geliştirebileceğiz.